Fenerbahçe'yi birleştirmeye geldiğini iddia eden Uğur Dündar. Şimdi kendisi ısmarlama adayı ve bir projenin adayı. Bu ısmarlama aday aynı zamanda sipariş aday. Kendisi diyor ki ben Fenerbahçe'yi ayrıştırmaya değil, birlik ve bütünlüğe ihtiyacı var bu kulübün. Yönetim YDK kurulu başkanı olursam birleştirmek için geliyorum. Kişilerin değil, Fenerbahçelilerin adayıyım diyor. Sen kişinin adayısın, Fenerbahçelilerin değil. Birleştirmeye gelmiyorsun, bölmek, parçalamak, karıştırmak ve bir yere, bir siyasi görüşe hizmet etmek için kulübe aday oldun. Siyaset yapma diyenlerin iktidara yağcılık yap demek istediklerini de çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ben eğer iktidara yağcılık yapmış olsam bana onlar siyaset yapıyorsun demeyeceklerdi. Ben doğrunun yanındayım. Ben sizin yanınızdayım. Ölünceye kadar da doğru söylemeye devam edeceğim. Yeri gelir muhalefeti eleştiririm, yeri gelir iktidarı eleştiririm. Benim göreve devam etmemi isteyenler el kaldırsınlar. Onaylamayanlar oy çokluğuyla onaylanmıştır. Bunu sizi buraya gönderenlere söyleyin. Böyle bir yemek yedik, toplantı yaptık. Burada şunu söyledi. Bak 8 tane şahidim var ha. Ona göre. Dedi ki, ben dedi divan başkanı olmak istiyorum. Artık gazetecilik ve televizyonculuğu televizyonu bırakacağım. Gazetede yazmayı da yavaş yavaş azaltacağım dedi. Bırakacağım gibisinden. Artık dedi yaşım belli bir noktaya geldi. Ben dedi çocuklarımı bırakacak en büyük onur ve şeref dedi Fenerbahçe Divan Başkanlığı'dır. Ve bunun üzerine çocuklarım dedi onlara söyleyince aileme çocuklar havaya sıçradılar. Çok sevindiler dedi. Ve bak dedik seçilmek var seçilmemek var. Her şey olabilir. Seçim bu. Yok dedi ben kararlıyım. Ve bunun üzerine biz destekledik. Ve ben ameliyat oldum. Ameliyattan çıktım geldim. Aradım herkesi yine. Aman gidin oyunuzu verin. Şöyle diyor. Neden destekledim? Bak neden destekledim? Şimdi Ali Bey yanlış yapıyor. Hata yapıyor. Ona bakmıştır. Bunun doğrusu budur. Doğruysa da bu doğru üveyelim diyebilecek biri olsun diye destekledim. Ve kendisine söyledim. Sakın yanlış anlama yani. Biz seni destekliyoruz. Git Ali Bey'le kavga et falan. Bizim böyle bir derdimiz yok Allah'a şükür olsun. Hepimizi ayrıştırmaya gidersek bunun altına kimse kalkamaz ya. Ve bu ülkeye sıçrar. Yanlış bu. Bizim spor kulübü olarak siyasette yerimiz yok. Yönlendiremezsin. O zaman burada ne çıkar? Kavga çıkar. O kavga da Fenerbahçe'ye zarar verir. Arkasına da ülkeye verir. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Şimdi Uğur Bey kongrede çok büyük hata yaptı. Hata yaptı. Ben istifa ediyorum diye şey atmış, tweet atmış. Sonra da kalkmış demiş ki oylama yapın. Ve orada oylama yap. Benim göreve devam etmemi isteyenler el kaldırsınlar. Onaylamayanlar oy çokluğuyla onaylanmıştır. Uğur Başkanım, merhaba. Tahsin Bey abimin bir şey söylemek istiyorum. Müsaaden misiniz? Yok, sor. Gündemimize... Yok. Tamam, sonra konuşmacılar başlayın. Bunu sizi buraya gönderenlere söyleyin. Tamam, bir dakika. Sizi buraya gönderenlere söyleyin. Orada oylama olmaz. Sen divan kurulu başkanından istifa ediyorsan divanda olur bu. Bunu da sen öneremezsin. Oradaki üyeler önerirler. Derler ki bu bir yanlışlık oldu. Geri çektirelim. Oylayalım.
idare edilir yani. Aslında idare edilmez. Onu da söyleyeyim. Seçime gider. Uğur Bey bir de bizim Miraç'a demiş ki benimle ilgili, ben hiç onunla ilgili bir şey söylemedim, yazdırmadım, çizdirmedim. Çünkü benim yapımda böyle bir şey yok yani. Ben ne söyleyecek %100 söylerim. Öyle arkadan bana yaz, bunun için böyle şey bana yaramaz. Beni rahatsız eder. Demiş ki askerliğimle ilgili Ertuğrul Özkök'le beraber bir konuşmalar yapmışız. Ondan sonra o konuşmaları söylerse efsaneler kestane olurmuş. Hadi bekliyoruz. Biz de bir şeyler söyleriz yalnız. Bizde de çok var. Bizim heybe dolu. Ama ben hiçbir zaman söylemem. Öyle tehdit var, öyle şey söylemem. La, ayıp şeyler. Senin bir şeyin varsa beni arayıp söylersin. Benimle konuşursun. Ama öyle başkasına mesaj atmak yok. Ayıp. Yakışmıyor.